yapıyorsun sen? İşimi yapıyorum. İşini mi? Ali. O hard diski bana ver. Sen kimsin Allah aşkına? Neden bu diskin peşindesin? Ben de senin gibi bu vatana hizmet eden gizli bir servis ajanıyım sadece. Evlat. Kim bu adam? İsmi Atilla Ateş. Devlet Su İşleri'nden emekli bir mühendis. Şile tarafında oldukça popüler bir kır lokantası işletiyor. Ormanın içinde lüks bir dağ evinde yalnız başına yaşıyor. Ama resimlere bakılırsa boş zamanlarında da hobi olsun diye herhalde ayakkabı boyacılığı yapıyor. Böyle ayakkabı boyatma ayağına gizli gizli buluştuklarına göre bu herif ya Maraz Ali'nin çete işlerinde kullandığı gizli bir muhbir ya da bir şekilde bilgisine başvurduğu akıl hocası. Elbet bu herifin ne ayak olduğunu eninde sonunda öğreniriz müdürüm. Ama şu anda bildiğimiz tek bir şey var ki o da bu adamın Maraz Ali ile İdil'in saklandıkları yeri bildiği. Bundan 2 sene önce senin elindeki gizli servisle ilgili belgeleri ele geçirip ardından seni yok etme görevini bana verdiklerinde bunun aslında o kadar da kolay olmayacağını biliyordum. Senin gibi zeki bir ajanı kandırmak kolay olmadığı için. Ben de planımı ona göre yaptım. Hiç acele etmeden sana satacağım hikayede hiçbir mantık boşluğu bırakmadan her şeyi adım adım, gün gün hesaplayarak tüm detayları adeta nakış gibi işledim senin üzerinde. Senin önce kalbini, sonra güvenini kazanmak tam 2 yılımı aldı. Hanımefendi, hanımefendi, iyi misiniz? Sizin oradan bakınca iyiymişim gibi görünüyor muyum beyefendi? Nereden buldun o silahı? Ali! Atilla Antesmo. Polis! Aslına bakarsan geçen sene bu diski ele geçirmeme çok az kalmıştı. Yine beraber kaçacaktık seninle.
yine sen ilk iş olarak hayat sigortanı sakladığın yerden çıkarmak için beni buraya getirecektin büyük ihtimalle. Ama maalesef olmadı. Son anda Adanalı bozdu bütün planlarımı. Maraz Ali burada. Bütün birimler beni takip edin. Maraz Ali burada, çabuk. O gün polisler seni yakaladı. Ama aslında ben seni elimden kaçırdım. Seni hapse attıktan sonra yeni bir plan yapmak zorunda kaldım. Tam bir sene bekledim bunun için. Ve bu defa işim gerçekten çok zordu. Çünkü bana artık hiç güvenmiyordu. Ve bu nedenle ilk yapmam gereken şey tekrar bana güvenmeni sağlamaktı. Ali. İşin en zor kısmı oldu aslında. Hem sana hem de bana benzeyen bir bebek bulmak için çok uğraştım. Çok yaşa. Seni de gör. Sofya. Merci. Önemli değil. Başlayalım artık. Vallahi iyi olur. Ben de beni buraya niye getirdiğinizi çok merak ediyorum doğrusu. Benim de merak ettiğim bazı şeyler var. Hep beraber merakımızı giderelim o zaman. Thank you.
affedersiniz ama hiçbir şey görmüyorum. Görmüyoruz. Maalesef. Allah Allah. Sorguda kör taklidi yaparak yırtabileceğini sananı da ilk kez görüyorum. Beni buraya getirdiğinizde gözlüğü almıştınız ya benden. O yüzden göremiyorum. Ertan. Sende mi abinin gözlüğü? Şimdi görebiliyor musun? Görüyorum. O zaman sana tek bir sorum var. Maraz Ali nerede? Şimdi o diski yere bırak. Sonra ellerin havada kalacak. Sakın silahına gideyim deme. Silahına davranmaya kalkarsan... Ne fark eder ki? Diski sana versem de, vermesem de beni öldürmeyecek misin? Niye beni hemen şimdi öldürmüyorsun peki? Niye bu kadar laf anlatıyorsun bana? Bilmem. Belki de bu anı tadını çıkarmak istiyorumdur. Sen her ne kadar o gece benim nişanımı kendi ellerine vurmuş olmasan da... O senin yüzünden öldü. Sen ve adamların o mücevher mağazasını soymaya kalkmasaydınız... Levent bugün yaşıyor olacaktı. Seni hiçbir zaman affetmedim. Sonsuza kadar da affetmeyeceğim. Saçmalık daha ne kadar devam edecek Sofya? Saçmalık derken? Aramızdaki bu saçma gerilim durumu yani. Yo. Benden sana doğru hiçbir gerilim yok ki Engin'cim. Sen benim çok sevdiğim, çok saydığım bir arkadaşımsın. Neden sana karşı böyle bir gerilimim olsun ki durduk yere? Sadece arkadaşınım. Evet. Sadece arkadaşımsın. Beni artık sevmediğinden bu kadar eminsin yani. Oldukça. Kalbinde benim için hiçbir sevgi kırıntısı kalmadı yani. Maalesef. O zaman beni artık hiç kıskanmıyorsun da. Ne anlamda? Her anlamda. Hayır yani eskiden filmlerdeki kızlardan bile kıskanıyordun beni de. O eskidendi Engin'ciğim. O eskidendi. Artık seni kıskanmam için hiçbir nedenim yok. Tam aksine ben her zaman senin mutlu olmanı isterim. Umarım en kısa zamanda tam sana uygun, böyle hanım hanımcık, akpak bir kızcağız bulursun ve bir ömür boyu mutlu olursun. Anladım. Başka sorun yoksa bana müsaade eder misin? Şu ödevimi bitirmem lazım. Tabii, çok affedersin. Rica ederim, kolay gelsin. Ya ben bu fotoğraftaki adamı tanımıyorum. Tanımıyorsun. Hayır, tanımıyorum.
Çok güzel. Az önce kör olmuştun. Şimdi de hafızanı kaybettin. Birazdan da dilin tutulur, dilsiz olursun. Hiçbir şey anlatamazsın. Bakın, ben bu fotoğrafın çekildiği tarihi bilmiyorum. Ama en az 1-2 senesi olması lazım. O zamanlar günde en az 50-60 kişinin ayakkabısını boyadığım oluyordu. Benden hepsiyle teker teker tanışıp ahbap olmamı beklemiyorsunuz herhalde. Şimdi bu fotoğrafı sana yedirsem nasıl olur? Hı? Belki o zaman hatırlarsın Maraz Ali. Onu nasıl evinde iyileşene kadar sakladığını. Sonra da biz gelmeden kaçmasına yardım ettiğini. Hı? Bunu bana yapmamalıydın Edil. Beni bir kez kandırdın. Aklımla, kalbimle oynadın, seni affettim. Ama bu olmadı. Senden af dilemiyorum zaten. Bu iş çok uzadı artık. Üzgünüm. Ya başkomiserim, ben size yardımcı olmayı çok isterim ama üzgünüm yani. Ben bu resimdeki adamı ne tanıyorum ne nerede olduğunu biliyorum. Ertancığım, kapıyı kilitle. Ama amirim. Kapıyı kilitle! Evladım, açın birinci şu kapıyı. Birincisi başkomiser değil, amir. Organize suçlarla ve en çok da senin gibi palavracılarla mücadele şubesi amiri. İkincisi... Hadi! Geldik müdürüm. Yalanı kesip... Şimdi bana Maraz Ali'nin yerini söylemezsen... Gözümü kırpmadan... Dökerim beynini masanın üstüne. Söyle! Maraz Ali nerede? Hadi ne duruyorsun? Çeksene tetiği. Öldürsene. Sen benden ancak bu şekilde kurtulabilirsin. Ben senin gibi değilim. Ben bana verilen her görevi sonuna kadar yerine getiririm. Ne oldu? Korkuyor musun? Yoksa cesaretin yetmiyor mu? Maraz Ali. Sana Maraz Ali nerede dedim. Ya ben Maraz Ali diye birini tanımıyorum ya. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Adanalı. İndir o silahı.
Sana hemen o silahı indir dedim. İkinize çıkın dışarı. Adanalı, dışarı dedim. Hadi. Hadi. Çok uzun zaman oldu, değil mi görüşmeyeli? Zaman göreceli bir şey Nevzat. Kimi için günler, seneler su gibi akıp geçer. Kimin aldığı her nefes bir asır gibi gelir. Özellikle de en yakın silah arkadaşından bir kazık yediysen, ondan bir türlü alamadığın intikamın ateşiyle yanıp tutuşuyorsan, işte o zaman, o nefes kadar zaman bile kabir azabı gibi gelir insana. Ölmezsin. Ölemezsin ondan intikamını alana kadar. Aynı benim seni geberteceğim günü beklediğim gibi sabırla beklersin. Ama az kaldı. Yakında herkes gerçeği öğrenecek. Maskeler düşecek. Kim iyi, kim kötü ortaya çıkacak. Şimdi seni öldürürsem benim de senden bir farkım kalmayacak. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Var, var.
affedersiniz. Yavuz Amir'in odası burası mı oluyor? Evet, masası şurası. Ama kendisi şu anda aşağıda sorguda. Anladım. O zaman bu durumda sizin oturduğunuz masada benim masam oluyor. Benim masam oluyor derken? Ben Komiser Esra. Yarından itibaren Yavuz Amir'in ekibine katılıyorum da akşamdan gelip masama yerleşeyim dedim. Alayım ben. Merhaba, ben Komiser Engin. Yavuz Amir'in yardımcısıyım. Merhaba. Ben de Esra. Komiser Esra. Aramıza hoş geldin Esra. Sağ ol, hoş bulduk. Umarım bundan böyle hep beraber görevden göreve koşarken çok güzel günlerimiz olur. Hep beraber olarak yani. İnşallah. Sofyacığım, Esra komiserin masasını boşaltır mısın lütfen? Tabii ki Engin Bey. Böyle çok daha ferah oldu. Birbirimizi daha rahat görebiliriz. O açıdan. Herhangi bir ihtiyacın olursa hiç çekinmeden bana sorabilirsin Esra'cığım. Çok teşekkür ederim. Buyur, eşyaları. Fiko, ya neden bizi buraya getirdiler? Bilmiyorum Pınar. Oha. Lan Freddy. Kesin senin başının altından çıktı bu korku gerilim karışım macera. Seni uyarım. Benim alakam bile yok bebişim. Bu adamlar sizi almaya geldiler. Beni değil. Ben mecburiyetten katılıyorum bu maceraya. Fiko, ben çok korkuyorum. Korkma Pınar'ım. Ben buradayım. Korkma Pınar'ım. Ben buradayım. Yok. Ben sana bakınca daha çok korkuyorum aslında. Olur Pınar'ım. O da olur. Aşk ve nefret birbirine komşu isterdir derler. Ulan çek elini. Çek elini. Şu tipe bak. Gece yolda görsen altına işersin. Güzelim diye benden nefret etme. Bebişim. Güzelim derken kendini güzel zannediyor. Eğer muhabbetiniz bittiyse acele edelim lütfen. Neyse, en azından lütfen falan diyorlar bari. Evet, lütfen diyorlar. Evet. Böyle mi? Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hocam henüz bu konuda net bir fikrimiz olmadığı için bu nedenle cevap veremeyeceğiz. Buyurun. Sadullah Baba çalışma odasında sizi bekliyor. Sadullah Baba derken? Birazdan tanışacaksınız efendim. Lütfen beni takip edin. Doktor Bey ve Doktor Hanımefendi.
Doktor bey ve doktor hanımefendi derken? Şşş, bebişler. Bu adam niye size doktor bey ve doktor hanımefendi diyor lan? Belki bizi yanımızda bir Frankenstein gezdirirken gördükleri için bizi doktor falan sanmışlardır. Buyur Fener. Korkma Fener, ben varım. Deli oluyorum arkadaş ben bunlara ya. Herif bal gibi biliyorum Arazali ile Edil'in yerlerini. Bıraksalar 3 dakikada bülbül gibi ötürürüm ben onları ama bırakmıyorlar ki. Herkes benimle uğraşıyor ya. Herkes bir tek Adanalı'nın düzgün çocuk olup kurallara uymasını istiyor. O şerefsizler ne kadar yasa, kanun, kural varsa hepsini çiğneyebiliyorlar. Ama biz onları yakalayıp konuşturacağımız zaman onların ciklet gibi çiğnedikleri yasalara uymak zorunda kalıyoruz. Burunlarından kıl bile alamıyoruz. Ya yemişim ben böyle Avrupa Birliği uyum sürecini ya. Ne oldu? Adam söyledi mi Marazali'nin yerini? Nerede? Marazali'yi tanımıyorum dedi. Nevzat Müdür de bu yalanı yutup adamı salıverdi ya. Siz bir şey bulabildiniz mi peki? Adamın evini ve iş yerini didik didik aradık. Ama Marazali ve İdil'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Daha da ilginç bir haber var. Az önce Marazali ve yanındakilerin kaçırdıkları ambulans Beykoz Ormanı'nda bulundu. Hı, tamam. Hemen sorgulayalım ambulansı şoförünü. Ne yazık ki bu imkansız. Ambulans şoförü ve yardımcısı kafalarına sıkılan kurşunlarla infaz edilmiş. Buyurun. Merhaba komutanım. Ali. Ben söylüyorum size. O yerde kesin bir numara vardı. Sorguda fazla rahattı. Çok soğukkanlıydı. İyi de... Sırf bir şüphe, bir his üzerine adamı gözaltında tutamayız ki Yavuz. Elimizde daha somut deliller olması lazım. Fotoğraflar ne olacak peki? Adam 40 yıllık dost gibi muhabbet ediyor Marazali ile, görmediniz mi? İyi de amirim, adamın sırf Marazali'nin ayakkabılarını boyarken muhabbet ettiği diye hapse atamayız ki. Yine de biz bu herifin peşini bırakmayalım. Hemen bir sivil ekip çıkartın. Adamın her hareketini takip etsin. Cep telefonunu, map telefonunu, ev, iş telefonunu, teknik dinleme takibini alsınlar. Ben sizin emrinizi beklemeden çoktan adamın peşine bir ekip taktım amirim. Bütün telefonlar dinleniyor ve kaydediliyor. Aferin. Aferin. Sağ olun. Ya. Seviyorum ben bu çocuğu. Vallahi. Zer gibi maşallah. Sağ olun. Ya. Yalnız... Havaya girip bıyık falan bırakmaya kalkarsan değişir külahlar ona göre. Asla bırakmam abi. Sana zaten yakışmaz. Bence de bırak. Senin ne işin var burada? Neden geri döndün? Bak polisler sürekli beni takip ediyorlar. Yakalanacaksın şimdi.
biliyorum. İlk önce sizin lokantaya gittim. Kapının önündeki polis arabalarını görünce sizi aldıklarını tahmin ettim. Sonra buraya mutlaka uğrayacağınızı biliyorum. Burada sizi bekledim. Size bir gelişmeyi haber vermek zorundayım. Gelişme mi? Ne oldu? İdil de onlardanmış komutanım. O ne lan? Abu. Abu derken Yavuzcuğum? Merhaba amirim. Ben komiser Esra. Daha önce narkotik şubede çalışıyordum. Bundan sonra sizin ekibinizde çalışacağımı söylediler bana. Tamam. Seninle ilgili yazı göndermişlerdi bu sabah. Dur bakayım kızım, çekil. Neredeydi bu yazı? Kafam karıştı. Hemen bir acil durum toplantısı yapmamız lazım ama. Eğer oğlum sandığım bebek, bana aşık sandığım kadın, Merkez Bankası soygunu, hepsi yalanmış komutanım. Eğer İdil de sizin bana verdiğiniz hard diskin peşindeymiş. Nasıl anladın peki bunu? İdil'i diski sakladığım yere götürdüğümde silahını çekip kafamı tutması yeterince açıklayıcı oldu benim için. Diski aldı mı senden? Hayır. Disk hala bende. Öldürdün mü onu? Bundan sonra bizi ve hard diski yok etmek için her yolu deneyecekler. Kendine çok dikkat et Ali. Sadullah baba. Bir dakika.
Hoş geldiniz beyler. Eyvallah. Hoş geldiniz hanımefendi. Yok. Hala bu konuda bir yorum yapabilmemiz için çok erken. Yani hala ağır miktarda tırsmış durumdayız çünkü. Rahat olun. Korkmanız normal. Sadullah babanın huzuruna çıkıp da korkmayanı ölü diye morga kaldırıyorlar. Allah'a mı? Esra Şahin, 2005 yılında Ankara Polis Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Sonra 2 sene ABD'de uluslararası organize suçlarla mücadele konusunda master yaptı. Yurda dönünce ilk önce Antalya, daha sonra Bursa, İzmir ve son olarak da İstanbul'da narkotik suçlarla mücadele şubelerinde görev aldı. Geçen sene komiser rütbesine yükseltildi. İngilizce, Almanca, Rusça ve Çince biliyor. Benim annem de 3 dil biliyor. Türkçe, Yunanca, İngilizce. Hem çok iyi biliyor hem de çok iyi konuşuyor. Doğru. Bir de Fransızca var. Ama o diğerleri kadar iyi olmadığı için yazmadım. Olsun canım. Bunlar da yeter. Yani bir lisan bir insan değil mi sonuçta arkadaşlar? Ha? Tabii. Vay 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 vay. Aynı zamanda sporcu da kendisi. Ya! Şu madalyalara, kupalara bakın. Dünya üniversiteler arası yüzme şampiyonasında bir altın, bir gümüş madalya. Polis Akademisi basketbol takımı ile Balkan şampiyonluğu. Karate ve tekvando'da kara kuşak sahibi. Eda ne olsun canım? Ne var? Bu arada ben de sizin çok metinizi duydum amirim. Benim için sizinle birlikte çalışmak büyük bir şeref ve aynı zamanda şans olacak. Sizden öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Abi ne yapıyorsun ya? Harbi tabanca mı elindeki? Abi gözünü seveyim, indir şu silahı. Şeytan filan dolduracak maazallah. Yok, şeytana bırakmadım. Ben kendim doldurdum onu. Abi vallahi biz zararsız tipleriz. Öyle silah falan da yok bizde yani. Evet abi. İnanmıyorsan gel ara üstümüzü başımızı. Ne yapıyorsunuz burada? Abi söylemesi ayıp ama burası bizim evimiz. Biz burada yatıyoruz abi geceleri. Gündüzleri de abi hamallık neyin artık, ekmek nerede, biz orada. O gün amele pazarında başımıza ne iş düşerse artık. Kusura bakmayın o zaman. Evinizi işgal etmiş gibi oldum böyle. Ne demek abicim? Başımızın üstünde yerim var. Biz seni Tanrı misafiri kontenjanından sayıyoruz bu gece. Ayrıca abi bizden önce gelip ateşi yakarak bu kışa damgasını vuracak şahane müthiş bir hareket yapmışsın, daha ne diyeyim. Müsaadenle biz de otlanabilir miyiz abi ateşten? Ne demek? Ev sizin eviniz. Eyvallah abi.
olan insanın işten eve geldiğinde evini sıcak bulması böyle bir duyguymuş demek. Oğlum ev doğalgaz kombili gibi oldu vallahi. Sen sohbet olur. Hadi aşkım, biz artık evimize gidelim. Kızımız da çok yoruldu bugün. O da dinlensin biraz. Evet baba. Mesai bitsin artık. Engin'e de emret. O da evine gitsin. Yok yok. Hadi siz gidin, ben biraz daha kalıp şaşacağım. Hala Marazali operasyonu ile ilgili bakmadığımız bir sürü dosya var. O zaman biz de kalırız değil mi anneciğim? Size yardım Tabii. ederiz yani. Yok kızım, siz çok yoruldunuz bugün. Eve gidin daha iyi. Biz çocuklarla bakarız dosyalar, hadi. Ben de kalıp size yardım edebilir miyim amirim? Tabii, tabii edebilirsin. Sağ olun amirim. Yavuz, aslında benim de kalıp birkaç dosyayı incelemem lazım. Aa, hadi dedim ama. Söyleyin, bizim çocuklardan biri bıraksın sizi. Peki. Akşam görüşürüz. Tamam. Siz de çok geç kalmayın ama. Yani biraz çalışın. Hemen dağılın bence. Yani çok şey yapmayın. Hiç gerek yok. Hadi bakalım. Herkes bir klasör alsın eline. Çok dikkatli olun. En ufacık bir ipucu bile çok işimize yarayabilir. Sizi neden buraya apar topar getirdim mi merak ediyorsunuz değil mi? Biraz. Haliyle. İçecek bir şeyler yok mu? Çay, kahve, fiski falan. Ha? Ulan Freddy, gözünü seveyim. İki dakika insan taklidi yapıyor. Herifler bizi kesecekler mi, bölecekler mi? Çarpıp çıkartacaklar mı? Daha belli değil. Şişt Viko, kendi aranızda konuşmayın ya. Sadullah Baba Bey kızacak şimdi. Siz çekin. Evet. Efendim çok memnun olduk Sadullah Bey. Siz değil. Siz burada kalaysınız. En azından şansımı denedim. Neyse. Üçe tek kaldık. Ters bir hareket yaparsa en olmadı hep beraber dalarız herife. Camdan, balkondan,
Allah ne verdiyse kaçarız. Doktor Şencürler hanginiz olayım? Hı. Vallahi bravo size. Yani hiç tereddütsüz anında sattınız beni. Hadi bu neyse de. Özellikle senden hiç beklemezdim bunları. Ya ne yapayım? Korkudan kafa mı kaldı bende Fiko? Geç şöyle karşıma otur doktor bey. Yok sağ ol, ben aslında burada otur çok... Otur dedim sana. Oturayım bari. Siz de doktor musunuz? Biz mi? Ha yok biz... Evet evet. Biz de doktoruz. Ben estetik uzmanıyım. Hanımefendi de... beslenme uzmanı. Yok. Siz benim işime yaramazsınız. Siz çıkabilirsiniz. Ben Doktor Şengüller Bey'le baş başa kalmak isterim. Baş başa kalmak derken? Bence sen her 10 dakikada bir babamı arayıp kontrol et. Neyini kontrol edeyim? Kontrol etmesen bile sürekli olarak varlığını hissettir yani. Seni bir dakika bile aklından çıkartmasın. Ben o yeni gelen kızı çok tehlikeli buldum çünkü. He. Kimisini tehlikeli buldun? Babaannesini mi? Enginesin mi? Ne? Engin mi? Bana ne canım Engin'den? Ben tamamen seni düşünüyorum. Yoksa benim Engin'le hiçbir şekilde tabii, yani. Tabii, tabii. Hadi yürü. Yani ben sonuçta... Yani... Yalnız Mami, siz böyle Maraz Ali İdil falan derken... ...sizin düğün fena kaynadı, arada söyleyeyim. Nasıl kaynadı yani? E olayla ilgili bütün konsantrasyonumuzu kaybettik yani. Bir ara gelinlik bakmaya bile gidiyorduk ne güzel. Şimdi olay tamamen gündemimizden düşmüş gibi yani. Baban daha yeni ölümden döndü kızım. Şimdi sırası mı düğünün? Yok. Bence tam sırası Mami. Gerçekten benim gözüm hiç tutmalı şu yeni gelen kızı. Ben sabah çıkarken bu ışıkları kapatmamış mıydım? Teşekkür ederim. Ne? Sofya gel içeri. Maria mu? Mama? Baba? Sofya mu? Gori mu? Ela, ela, vre ela. Ya ya papu. Sofia mu kori mu ela ela ela. Papa. Ya ya. Ela de ela. Mama. Gördün mü? Bak içime doğmuş bu akşam misafir geleceği. İyi ki bir tane ayran fazladan almışım. Ayran içer misin abi? Yok. Ben şimdi sizin hakkınızı almayayım. Sonra gider alırım kendime bir şeyler. Abi ne alakası var ya? Bir tane fazladan almışız işte. Abi bak peynir ekmek filan da aldık. Hepimize yeter bunlar. Al abi. Thank you.
Hadi bakalım. Şimdi herkes evine. Sağlam bir uyku çekin. Kafaları iyice dinlendirin. Yarın yeni bir gün. Salim kafayla düşeriz kaçakların peşine. Tamam mı? Yok müdürüm. Uyumak bozar beni. Biz çıkıp sokaklardan biraz daha bilgi toplayalım en iyisi. Biz uyudukça alçaklar daha rahat kaçıyorlar. Her saniye bizden biraz daha uzaklaşıyorlar gibi geliyor bana. Aman Allah, İdil. Evet. Özellikle o İdil'in alnına silahı yasladığımda... O biri büyük, diğeri daha büyük gözleri var ya... Namluya bakarken nasıl böyle şaşı olacaklarını daha çok merak ediyorum. Ne oluyor ya? Size her şeyi anlatmaya geldim müdürüm. Ben masumum. Zor kaçtım, kurtuldum ellerinden. Ama baba, siz nereden sıktınız geldiniz böyle? Kızımızı ve torunumuzu çok özledik. Haber vermeden gelip sürpriz yapalım dedik. Kötü mü yaptık yani? Aa, yok. Bence süper yapmışsınız. Biz de sizi çok özledik çünkü. Da? Eve nasıl girdiniz peki? Yalandan aradık sizi. Ama ikinizin de telefonları kapalıydı. Benimkinin pili bitti. Ben de görevdeydim. Sonra bindik bir taksiye, geldik buraya. Yılbaşında kart atmıştınız ya. Hı hı. Orada yazıyordu adresiniz. İyi bari. Siz evde yoktunuz. Kapıda kaldık tabii. Kapıcı gördü halimizi. Ona durumu anlattık. Meğer karısı size geliyormuş temizliğe. Evet, anahtar öyle, varmış evet. Onlarda. Onlar aldılar bizi içeriye. İyi yapmışlar. Yati milla tesis Türkika medaksisese yati. Biz Türkiye'deyken Türkçe konuşuyoruz babacığım. Sözüye pratik olsun diye. Yani senin de Türkçen güzel. Gençliğimizde kaç sene yaşadık İzmir'de. Sen de biraz Türkçe konuş. Unutmazsın. Olmaz. Ben Yunanlıyım. Siz de Yunanlısınız. Yahu ben niye karımda sizinle torunumda Türkçe konuşacağım ben niye? Aa, büyük babamın Türkçesi hakikaten çok güzelmiş. Bir de ben tam Yunanlı değilim büyük babacığım. Yarı Yunanlı, yarı Adanalıyım yani babam yüzünden. Mami, Yunanca yarı Adanalıyık Allah'ın adamıyık nasıl denir sence? Ne bileyim lan, bilgisayar şişesi herhalde. Para eder mi peki bu? Oğlum para etmese adam bunu özel janjanlı poşetlere sarar mı hiç? Eyvallah. Hadi hadi. Uyuyan güzelimiz uyanmadan biz yavaştan vınlayalım. Yavuz, aftosuna babas mı? Deme niyazi. Sen babana bakma kızım. Hala senin bir Türk'le evleniyor olmanı kabul edemiyor. Mama, siz benim evleneceğimi nereden biliyorsunuz? Ben haber vermiş olabilirim tabii.
Kendisi seni benden istemeyi düşünüyordur herhalde. İstemek mi? Ne, evet istemek. Nasıl diyor Türkler? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Ah be. Gördün mü yaptığını? Ben nereden bileyim ya? Yalnız böyle süper şekil yaptık kendimize değil mi? Yani Beyaz Saray, Oval Office gibi. Şömine başında oturuyoruz. Baş başa. Barrakla bizim Sayın Başbakan gibi. Müzakere. Bu akşam o meşhur restoranda yemek yiyeceğinizi duyunca adamlarıma hemen sizi alıp getirmelerini emrettim. Ha, siz o nedenle bize şey ettiniz. Ya Sadullah Bey, ben mecbur kaldım o şekilde masayı kapmaya. Çünkü ben bu gece Pınar'ıma evlenme teklif edip onunla... Senden beni tedavi etmeni istiyorum. Tedavi derken? Psikolojik tedavi. Psikolojik. Evet. Evet. Sadullah Baba da süper evi yapmış yalnız kendine ha. Ya Matador, niye adamın önünde biz de doktoruz diyorsun? Belli ki adamın bize işi düşmüş Pınar'ım, o yüzden. Belki güzel para verecek bize ha. Sen ünlü psikolog doktor Kaya Şengül'le değil misin? Ünlü psikolog, he, doktor, he, Kaya, Şengüller. He. Hepsi bir arada. All together. He. Bay ve bayan Şengüller. Bay ve bayan Şengüller. Biziz. Biziz derken? Bay ve bayan Şengüller biziz. Buyurun, masanız hazır efendim. Evet. Buyurun bayan Şengüller. Devam et, devam et. Siz o yüzden bizi öyle şey ettiniz. Allah eleğinizi vermezse. Ben şimdi anladım her şeyi. Ama ben onu sadece kendi rezervasyonumuz olmadığı için bir şekilde... İnternette baktık, araştırdık. Bendeki psikolojik sorundan en iyi anlayan doktor senmişsin. Ben? Yok, ben onu anlatmaya çalışıyorum işte şimdi. Ben aslında... Ama ben daha yaşlı bir adam bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. İnternette de hiçbir resmine rastlayamadık. Çok sağ olun. Çok güzel iltifatlar ediyorsunuz. Ben şimdi böyle George Clooney, Brad Pitt kırması bir tip olduğum için malum böyle genç kalmam doğal. Forever young. Aslında ben orada boş masa bulamayınca... Hiç boşuna kıvırmaya çalışma doktor. Bugün benden kaçışın yok. Sen beni tedavi edip iyileştirene kadar diğer doktor arkadaşlarınla beraber burada misafirim olacaksınız. Baba sağlam sıyırmış. Hard disk çökmüş. İdare etmek lazım. Biz size hiç ağırlık etmeyelim. En olmadı, ben her gün belirli saatlerde gelip gideyim. O şekilde tedavi sürecini başlatmış olalım. Zaten bu saatte tedavi de olmaz, uğursuzluk getirir. Zaten tarzım da değil. Müsaadenizle ben müsaade isteyeyim. Otur hemen yerine. Oturdum bile. Benim hastalığımın gizli kalması lazım.
eğer alemde benim böyle bir psikolojik hastalığım olduğu duyulursa tefe koyarlar beni. Biterim ben. Biterim. Baba tamamen ayrılmış aramızdan. Tam olarak ne tür bir psikolojik hastalıktan bahsediyoruz? Ötmüyor doktor. Ne ötmüyor? Kuş. 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 Sahiden de ötmüyor. Kafes nerede acaba? Kuş derken... Müsamereye daha fazla dayanamayacağım müdürüm. Müsaadenizle dalıyorum şu çakalın ifadesini almaya. Olmaz. Biz Ertan başkomiserle beraber gireceğiz içeriye. Sen burada kalacaksın. Ne? Ben hariç. Herkes içeriye girip beni vurup kaçanların elebaşlarını sorgulayacak. Ama ben burada camın arkasında böyle durup yeni doğan bebeleri izleyen taze babalar gibi sizi izleyeceğim. Öyle mi müdürüm? Evet. Soruşturmanın ve operasyonun selameti açısından sen kendini tutmayı, öfkene, sinirlerine hakim olmayı öğrenene kadar sana sorgu odasını yasaklıyorum. Ama bu kadar haksızlık müdürüm. Bu bir emirdir Adanalı. Baş üstüne müdürüm. Ertan. Otur otur. Hadi anlat bakalım bize olanları. Marazeli beni kandırdı. Sonra da tehdit etti müdürüm. Bir saniye, orada dur. Ben şu anda senin müdürün değilim. Sen de benim için polis idil değilsin. Sadece bir sanıksın. Bravo müdürüm. Süper koydunuz lafı. Ben suçsuzum. Ben ne yaptıysam oğlumun hayatını kurtarmak için yaptım. Anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Marazel'in dediklerini yapmak zorundaydım. Ona ve adamlarına Merkez Bankası soygunda yardım etmezsem bana bebeğimi öldüreceğini söyledi. Yuh. Bir adam kendi öz oğlunu bilerek öldürür mü hiç? He? Ulan sallarken biraz destekli salla bari be. Marazeli bir banka soygunu için oğlunu neden öldürmek istesin ki? Aferin Ertan. Cevap ver soruya. Ali hiçbir zaman onun oğlu olduğuna inanmadı ki. Onu hep aldattığımı düşündü. Ben zaten Ali'yi doğurduğumda o hapishanedeydi. Kendisini hapse attıran kadına bir daha hiç güvenmedi.
Bebeğim nerede? İyi mi? Bebeği annene teslim et. Sağlığı da gayet yerinde. Allah'ım sana şükürler olsun. And the Oscar goes to İdil Ertürk. Benim bu hayatta oğlum için yapmayacağım hiçbir şey yok. Bunu yapmak zorundaydım. Πότε μεγάλωσε αυτή η κορή και έκανε ιδανικό καφέ. Yalnız dedeciğim, babamın yanında bu kahveyi Yunan kahvesi demeseniz çok iyi olur. Γιατί? Çok kızıyor çünkü. Ona göre Yunan kahvesi değil, Türk kahvesiymiş bu. Hadi bre oradan sen de. Basmaya Yunan kahvesi. Bir Türk'te mi öğreneceksin bunun olduğunu? Zaten mutfaklarına ne varsa hepsini bizden çaldılar. Musakkaya bile Türk yemeği ediyorlar. Utanmıyorlar. Anneciğim, galiba yandık biz. Babam gelince evde kesin 3. Dünya Savaşı çıkacak. Hepsi senin yüzünden oldu Safiye. Neden haber verdin sanki onlara? Oh. Ya ne bileyim ya. Kızların evlendiğini duyunca sevinirler biraz diye düşündüm. Ben düğüne 48 saat kala haber verecektim. Hiçbir olay sıkmayacaktım. Bak görüyor musun? Babam şimdi tutturdu. İlla baban gelip beni ondan isteyecekmiş diye. İstesin aslında. Ne var bunda? Seni hem babanı hem de büyük babanı tanımıyor musun kızım? Babam beni senin babana hayatta vermez. Haydi bre Türk kahvesi. Sıkar. Peki. Maraz Ali gelip kendini tehdit ettiğinde neden gelip bize durumu anlatmadığını sorun. Bir izin verirseniz, ben de şimdi onu soracaktım zaten. Maraz Ali seni tehdit etmeye başladığında ve sana Merkez Bankası'nın soyma planından bahsettiğinde neden gelip bize durumu anlatmadın? Neden bizden yardım istemedin? İsteyemezdim. Ya çünkü Maraz Ali kendisi ihbar ettiğimi öğrenirse
yine benim oğlum olacaktı. Her şeye de bir cevabım var. Yalancı çoban. Hoş geldin. Hayırlı işler. Sağ olun. Buyurun, ne lazımdı? Bu akşam iki tane genç buradan alışveriş yapmışlar. Peynir, ekmek, ayran falan almışlar. İkisi de kısa boylu esmer tenli. Tanıyor musun usta sen bu gençleri? Tanımaz olur muyum? Ayrılmaz ikili onlar. Aylardır imanımı gevrettiler. Aldıkları hiçbir şeyin parasını vermiyorlar. Bir kez polise şikayet edeyim dedim. Ettiğime pişman oldum. İki gün içeride yattılar. Sonra çıkıp dükkanımı talan ettiler. Peki nerede bulurum usta ben bunları? Büyük baba. He. Kapa istersen fincanını, ben de falına bakayım sonra. İstemem bre. Kahve fani Türklerin uydurduğu bir safsata. Yunanistan'da yok böyle bir şey. Anladım. Bence biz senin gelinliği yarın götürüp geri verelim. Paramızı da geri alalım mamacığım. Çünkü bu gece babam dedemin kesin elinde kalır. Ya ben düğünün olacağını hiç sanmıyorum. Buyurun. Hanımefendi bu odada kalacak efendim. Ya bana bir taksi çağırsaydınız. Ben kendi evime gitseydim daha iyi olurdu aslında. Çok üzgünüm hanımefendi. Nadullah babanın emri böyle. Tedavi tamamlanana kadar bu evden çıkmayacaksınız. Bir nevi testere altı yani. Fiko, sakın beni burada bırakıp gitmeyin, olur mu? Korkma Pınar. Ben de hemen yan odada olacağım zaten. Bir çığlık mesafesi uzağındayım, tamam mı? Ben de. Lan yürü git. Dıt. Korkma Pınar. Ya ne gerek var böyle aksiyonlara? Buyurun beyler. Beyler diyor, beyler. Üstüne alınmıyor bey deyince. Siz de bu odayı beraber paylaşacaksınız doktor bey. Ya aslında fazla oda yoksa ben Pınar'la aynı odada kalırdım ha. Yürü lan Freda, yürü. Daha ben aynı odada kalamıyorum, sana ne oluyor? Gir sen, gir. Gir. Ah, az kalsın önemli bir detayı unutuyordum. Bunu Sadullah Baba gönderdi. Yuh! Yok artık. Yani sizin bu Sadullah Babanız da iyice sapık çıktı yani ha. Oldu olacak. Bir de kırbaç takımı göndereydi ortaya karışık. Onun için değil. Kaçmaya kalkışmayın diye. He. Of. İyi geceler beyler. Sabah görüşürüz. Of. İyi geceler Uşak Bey. İyi geceler Man of the Black. İyi geceler Pınar'ım. Evet. Yine en başa döndük işte. Fred'in kabusu bir. Özledin mi beni bebişim? Bebişim derken? Hadi gel çişimizi yapalım. Yok hocam sağ ol. Benim çişim falan gelmedi. Sen git yap. Ama benim geldi bebişim. Allah'ım ben sana ne yaptım bilmiyorum ki. Yavaş oğlum yavaş. İnsan ol insan. Çok korktum. Ne yapacağımı, kime güveneceğimi bilmiyordum. Maraz Ali hapishanedeyken intikam yemin etmiş. Hapisten çıktıktan sonra birkaç hafta adamlarıyla beraber uslanmış numarası yaptılar. Sonra da hemen planlarını devreye soktular zaten. Yalvardım ona.
Ne olur benim canımı al, oğlumu rahat bırak dedim. Ama beni dinlemedi. Bankayı beraber soyup kaçacağız. Böylece artık senin de Marazel'in çetesinin bir üyesi olduğunu sanacaklar dedi. Yani intikam planı buydu. Benim polislik sicilimi kirletip beni herkesin gözü önünde suçlu ilan edecekti. Böyle alacaktı intikamını. Ya benim şu halime bakın. Ben organize şube amiri İdil, İdil Ertürk, bir suçlu gibi sorguya çekiliyorum. Ve siz hiçbiriniz bana inanmıyorsunuz. Aldı işte benden. İstedi tam da buydu. Yaptı. Çok geç oldu. Nerede kaldı bu damat? Merkezde çalışıyor baba. Hep böyle geç saate kadar çalışıyor mu bu? Operasyon ve görevlere göre değişiyor tabii. Sen de emekli polissin Yanis. Biliyorsun bu işin saatinin belli olmadığını. Ben Türklere güvenilmeyeceğini de biliyorum ama. Ayıp oluyorum ama büyük babacığım. Yarı bir Türk var burada. Ben senin Yunanlı olan yarısına konuşuyorum zaten. Peki nasıl kurtuldun Marazan'ın elinden? Siz bu sabah bizi dağ evinde saklayan Atilla komutan dedikleri adamın izini bulunca paniklediler. Hı? Ben demedim size. Hı? Hava kararı kararmaz kaçmaya başladık. Ormanın içindeki patika yoldan geçerken boş beyanlarını yakalayıp arabadan atladım. Ormanın karanlığında kaçıp izimi kaybettirdim. Ulan bir çuval bıyığımız var ama sakalımız yok diye hiç kimse bizim sözümüzü dinlemiyor arkadaş. Zaten benim peşimden gelecek halleri yoktu. Bütün ormanı yürüyerek geçtim. Sonra da bir taksiye binip buraya geldim. Engin, hemen gidin şu malum kişiyi alın. Başüstüne müdürüm. Senin... Peki. Peki bebeği neden bıraktınız limanda? Adanalı, ne yapıyorsun sen burada? Çabuk dışarı çık. İzin ver müdürüm. Cevap ver. Bankayı soydunuz, kalıpları aldınız. Sonra bir güzel beni vurup kaçtınız. Peki ondan sonra Haydarpaşa Limanı'na niye gittiniz? Neden bebeği ve kalıpları orada bıraktınız? Çünkü Marazel artık istediğini almıştı. O Merkez Bankası ne para için ne de şan şöhret için soydu. Onun tek bir hedefi vardı. O da beni mahvetmekti. İstediğini alınca da merhamet etti, bebeği bıraktı. Sen... Şimdi gerçekten bu çocuk masalını bana, bize satabileceğini mi sanıyorsun? He? Adanalı, sana çık dışarı dedim. Bence siz yakalanacağınızı anlayınca sevgilin sana kıyamadı. Hadi sen geri dön, teslim ol. Onlara da böyle bir masal anlat. Anlatırken de arada ağla zırla yüreklerini dağla dedi. Biz de şube olarak çok yumuşak kalpli... Süper saftirik adamlarız ya. Nasıl olsa yutarız masalı. Aman Allah kurtarmış hayatım seni deriz. Bir güzel sarılırız falan filan. Anında affederiz seni sanıyorsun ha? Adanalı,
Emre itaatsizlikten attıracağım şimdi seni içeriye. Attırın müdürüm. Attırın. İstediğiniz zindana attırın. Ben bu çakalın oyunlarını yutacağım ha. Zindanlarda çürümeye razıyım. Vallahi bütün bunları o maraz eli denilen azılı haydutu hapishaneden çıkartırken düşünecektiniz Yavuz Bey. Eğer biri maraz eliyle işbirliği yaptıysa o ben değilim, sizsiniz. Ne? Bir de ben suçlu oldum şimdi. He? Yavuz! İdil! Sakin olun. Ben o adamı içeri tıktırana kadar anam ağladı. Sen ne yaptın? Bir senede dışarı çıkartıp bir de utanmadan eline silah, yakasına rozet verdin. Şimdi sen benim anlattığım şeyler inanmayacak kadar akıllı olduğunu iddia ediyorsun da. Ne yazık ki marazelin akıllanıp uslanacağını düşünecek kadar aptalsın ha. Müdürüm, hiç tarzım olmamasına rağmen kusura bakmazsanız ben bu kadının ağzını burnunu kırmak istiyorum şu anda. Bana vereceğiniz bütün cezalara da razıyım. Sen karşındaki adamın kim olduğunu biliyor musun? Benim adımın tek harfi senin bütün kariyerini silmeye yeter! Yeter be, yeter! Evladım gelin buraya! Gelin! Alın bunu tek kişilik nezarete atın. İkinci emrime kadar da çıkarmayın. Hadi! Hiç kurtuldum sanma. Eninde sonunda cezanı çekeceksin. Peki, diski alabildin mi Marazal'de? Hayır, alamadım. Allah kahretsin! Hani bu plan mutlak işe yarayacaktı? Hani bu defa Marazal'i bitirecektik? Hı? Aslında plan son ana kadar işe yaradı. Marazal'i beni diski gömdüğü yere kadar götürdü. Diski gömdüğü yerden çıkardı. Silahımı doğrulttum. Diski bana vermek zorunda kaldı. Ne oldu sonra? Nasıl kurtuldun elinden? Nasıl geri aldı diski senden? Ben bir an için karşımdakinin marazeli olduğunu unuttum sadece. Hepsi bu. Beyler, ayran içtik, ayrı düştük galiba. Şşş. Kaldırın! Ugh!
yüzüğü alayım. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Bana iyi gezeler demeden mi girecektin sen evine? Ya kusura bakma. Tepem atık da bu akşam biraz. Tepem atık ne demek? Çok sinirliyim, çok öfkeliyim. Birilerini acayip dövmek istiyorum demek. Ha, ben de yeni bir şey söyleyeceksin sandım. Maria dalga geçme, valla bak şimdi sana da kızacağım ha. Tamam tamam, özür dilerim. Yine kim kızdırdı seni bu kadar? Siz gittikten sonra İdil geldi merkeze. Teslim oldu. Yavuz, sen ciddi mi söylüyorsun? Hemen sorguya aldık. Bir sürü masal anlattı bize. Yok efendim, Maraz Ali onu bebeğini öldürmekle tehdit etmiş. Bu nedenle mecbur kalmış onunla banka soymaya. Sonra da ellerinden kurtulup kaçıp bize gelip teslim olmuş. Güya. Sonra ne oldu peki? Nevzat müdür inandı bu masala. Önce İdil'e saldırdım diye beni sorgudan çıkarttı. Sonra da İdil özel korumalarla birlikte evine gönderdi. Bugün zaten tuhaf bir şey oldu Nevzat müdüre. Kim ne masal anlattıysa hemen inanıverdi. Akşam aldığımız o sahte ayakkabı boyacısını da salıverdi mesela. Yarım saat sonra adamın Maraz Ali'yi evinde sakladığı ortaya çıktı. Ama ondan sonra ara ki bulasın herifi. Kaçtı kurtuldu tabii şerefsiz. Yani koca günün sonunda iki kere sıfır, elde sıfır var bir halde döndüm geldim eve. Gel buraya. Maria? Aman o babaz mı? Aman o babaz mı derken? Eyvah, babam yani. Eyvah babam derken? Evladım, sen hemen in ve etrafı bir kolaçan et bakayım. Baş üstüne efendim. Ben hala bu gece bu evde kalmanın pek güvenli olmadığını düşünüyorum. Maraz Ali senden intikam almak için geri gelebilir. Geleceğini hiç sanmıyorum. Eğer benden intikam almak isteseydi bu akşam silahını doğrulttuğunda çekerdi tetiği. (Gülüyor)
sana o çocuğu bir daha yakma demiştim. Ha!